Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Evet arkadaşlar, analize başlamadan önce bir duyurum var. Bugün altcoin videosu paylaşacağım size. İsteklerinize bakıp bir detaylı altcoin seçeceğim. İsteklerinizi nereye yazabilirsiniz? En üst yoruma, yorum sabitleyeceğim arkadaşlar. O yorumun altına isteklerinizi yazabilirsiniz. Sadece onlara bakıyorum. Bunu da söylemiş olalım. Şimdi analize başlayalım. Arkadaşlar dün Mavi çizgimiz önemli destekledik. Seviyeleri saat saat verdim size. Görüyorsunuz arkadaşlar nokta atışı desteğimiz çalışıyor. Ve tutundu. Ardından da yükseliş geldi. Şimdi arkadaşlar hala bunlar desteğimizdir. Seviyeleri vereceğim size. Mavi desteğimiz 38.100 dolar seviyelerinde. Kırmızı çizgimiz ise 36.800 dolardı arkadaşlar. Yani bu iki çizgi kırılmadıkça sorun yok gibi duruyor. Bu iki çizgi kırılırsa atıyorum yeşil çizgi 34.680'ler hedef olur. Orası önemlidir. Çünkü omuz baş omuz formasyonunun boyun çizgisinin bulunduğu yer. Daha önce de burada direnç olarak çalışmış görüyorsunuz. Yani önemli bir seviyedir. Yani bura altında kapatmadıkça arkadaşlar 4 saati hani sorun yok gibi duruyor. Diğer taraftan da 39.320'ye geldik. Şimdi beni takip edenler bilir. <laughs> bir aydır hemen hemen diyorum ki 40.700 üstünde gün kapatmadıkça aşırı hayale kapılmamak lazım. Şöyle, şöyle bir 4 saat diye geçelim önce. Bakın 4 saatlikte yükselen tepeler yapıyoruz. Yükselen dipler yapıyoruz. Son dibimiz bura arkadaşlar. 36.570 oran altında 4 saat kapatmadıkça 4 saatlik bir yükseliş trendindeyiz. Önce bunun altını çizeyim. Ve arkadaşlar, ne yapmanız lazım normalde? Bakın. Şu son tepe aşılırsa diyorduk. 40.700 üstüne gün kapatırsa bu sefer bu ayı formasyonu, tepe formasyonu iptal olur. Şimdi kararı kendiniz verin. Şu an 39.319'da Gün kapanışta 40.700 üstünde gelmesi lazım Şimdi sen buradan nakite geçip e, Temkinli olmak için 40.700 üstünde kapanış mı bekleyeceksin Yoksa ben inanıyorum yükseleceğine deyip tutmaya devam mı edeceksin Ya da ben komple nakite geçeceğim mi diyeceksin Bu kararı kendin vermen lazım Yani bana soracak olursanız Hani yarı nakit daha iyidir. Niye? Atıyorum yükselse kar elde edersin. Düşse de zarar etmesin. Hani zaten diplerden aldığın için kardasın. Karını almış olursun. Düşerse de atıyorum ya kafa kafaya çıkmış olursun. Ya da diyelim alttan alın fırsatı olur. Yarısıyla da alttan alırsın. Tekrar kâra geçersin. Örnek vereyim. Yani kesinlikle şöyle yapın veya böyle yapın demiyorum. Hani normalde böyle durumlarda yarın nakitte çünkü bu tepe aşılmadıkça düşme riski var. Ama tepe aşılırsa da artık hedefimiz 60 bin dolar. Bunu anlattım. Yani 40.700 üstüne gün kapatırsa hedefimizde 60 bin dolar var diye düşünüyorum. Yatırım tavsiyesi değildir. Ama bu olmadıkça da dikkatli olmakta fayda var. Şimdi tekrar geçmişe inelim. Bir daha hatırlatmamızı yapalım. Şimdi 2019 yılında. Görüyorsunuz 3100 dolarlarda dip yapılmıştı. 14.000 dolara kadar gitmişti Bitcoin. Ve burada tepe yapıldı, dip yapıldı, alçalan tepe yapıldı, alçalan dip yapıldı görüyorsunuz. Daha sonra buralarda tekrar toparlayıp yükselişe geçti. Şu son tepe üzerinde gün kapatamadan düştü görüyorsunuz. 20.000 dolara gidelim. 20.000 dolarda da tepe yapıldı, dip Alçalan tepe alçalan dip. Yani günlükte düşüş trendi burada teyit edilmişti. Normalinde yükselen tepe yaptı mı trend yukarı yönlü döner. Ama ne oldu? Son tepeye aşamadıktan sonra düşmeye başladı. Yani şu bölgeye dikkat edin. Şimdiki zamana gelelim. Burada da aynı şeyi görüyoruz. Tepe alçalan tepe dip alçalan dip. Yani arkadaşlar şu son tepe üzerinde gün kapatırsak 40.700 Gün kapanışı gece 3'te arkadaşlar. Bunu da söyleyeyim. O zaman bence 60 bin dolarlar hedef olur. Bu olmadıkça da buradan düşüş trendi ihtimali de var. Bunu da söyleyeyim. Yani şahsi görüşümü biliyorsunuz zaten arkadaşlar. Hani ben yatırım tavsiyesi değil ama yönün yukarı olduğunu düşünüyorum. Yani önemli seviyeyi verdim size arkadaşlar. Yani şuranın altında 4 saat kapatmadıkça neresi orası. 36.500. Oran altında 4 saat kapatmadıkça denemeye değer. E, i̇steyen tutabilir. Ora kırılırsa nakite geçer. Örnek verin. Dileyen buradan yarın nakite geçer. Kararı tamamen kendim ver. Sana seçenekleri sundum. Aklına hangisi yatıyorsa öyle yap. Yani arkadaşlar Bitcoin beklemekten başka çare yok. Ee, şöyle diyeyim bakın 4 saatte bariz bir yükseliş trendi var. Dip yükselen dip yükselen dip. E, tepe yükselen tepe yükselen tepe. <laughs> yani trendin dönmesi için alçalan dip yapmamız lazım. 36.500 altında 4 saat kapattı mı 4 saatte yükseliş trendi sona erer. Tekrar düşüş trendine geçer. Şimdi hareketli ortalamalara bakalım. 4 saatlikte ilk ortalamamız 37.960 seviyelerinde kabaca 38.000 dolar diyelim. Oralar ilk desteğimiz olacaktır düşüşlerde. 4 saatlik bazda. Diğeri de MA 21, 37.335 seviyeleri, 350 400. 37.400 diyelim kabaca. Yani o bölgeleri takip etmekte fayda var geri çekilmelerde ama 36.500 altına da 4 saat kapatırsa temkinli olmakta fayda var diye düşünüyorum. Günlük bazda bakalım. Günlükte tüm ortalamaların üzerindeyiz. Bu güzel. Yani arkadaşlar normalde her şey çok güzel görünüyor. Geçmişteki tepe formasyonunu bilmesem hani buradan çok olumlu görüntü var. Uçacağız, kaçacağız diyebilirim. Ama arkadaşlar son teyidi bekliyorum. O da 40.700 üstünde gün kapanış. Yani bunu yaptık diyelim, hemen uçar mı bilmiyorum arkadaşlar. Belki önce bir geri çekilme gelir. Ondan sonra yoluna devam edebilir. Ama o kapanış gelirse bu tepe formasyonu bozulmuş olur. Yani Bitcoin'de seviyeler bu, durumlar bu. Yani detayına inmeye fazla gerek yok. Her şey net bir şekilde ortada zaten. Şimdi Ethereum'e gelelim. Ethereum'de bir satış geldi gece. Görüyorsunuz arkadaşlar. Yani satış dedim 1760'dan 1645'lere kadar bir geri çekilme olmuş. Normal arkadaşlar. Ethereum'de satışlar normal. Hiçbir şey dümdüz gitmez. Yani e, dalga dalga yükselir. Bakın buralarda bile dalgalar yapmış görüyorsunuz. Yani bu, bu sert yükselişlerde bile dalgalar yapmış. Şurayı baz alacak olursak. Yükseliş MA10 üzerinde gitmiş gitmiş gitmiş. Daha sonra MA21'e düşmüş. Biraz daha devam etmiş. Ondan sonra asıl düşüşünü yapmış. Şimdi günümüze gelelim. MA10 üzerinde yükseliyor. Bir MA21 retestli gelirse. Oradan tepki alır diye düşünüyorum. 1600 25 dolar seviyelerinde. Burada da 4 saatlikte son dibimiz nere? 1580. Yani oran altına 4 saat kapatırsa o zaman sıkıntı olabilir arkadaşlar Ethereum'de. Ya da şöyle tam bakayım. Yok 1575 arkadaşlar. Oranın altına 4 saat kapatmadıkça 4 saatlik yükseliş trendi aktif durumda. Peki kapatırsa ne olur? Şöyle bakalım. Hareketli ortalamaları kapatalım. Bakın arkadaşlar IP asasına girer demiyorum. Zaten demin ki verdiğim destek bu yeşil çizgilen örtüşmekte hemen hemen. Onun bulunduğu yeri de vereyim. 1500 yani bu 4 saat için arkadaşlar. 16 dakika sonra 4 saat kapanış var. Şöyle diyelim. 1550 de bu yeşil çizgimiz var. Diyelim oraya iğne attı ama kapanışı da 1570 altında kapatmaması lazım. 1575 pardon arkadaşlar. Oran altında 4 saat kapatmaması lazım. Diyelim yaptı bunu. Bu sefer arkadaşlar bu turuncu çizgiye kadar bile geri çekilme teknik olarak normaldir. Burada bir üçgen formasyonu vardı. Turuncu çizgiyi görüyorsunuz. Bir de sarı çizgi. Bunun hedefi en azından 2000 dolar. Ha retest gelir mi? Neden olmasın? Retestlerle dolu bir piyasadayız. Retest gelirse de 1440'lara kadar geri çekilme gelebilir. Ama dediğim gibi arkadaşlar 4 saatlik yükseliş trendi aktif. Yani şöyle göstereyim. Ya dip, yükselen dip yükselendi, 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 dip yükselendi. Yükselen dip, yükselen dip, yükselen dip. Bakın alçalan dip yapmadıkça 4 saatlik yükselmiş Ethereum daha önce. Yani şu anda da alçalan dip yok. Sadece şöyle 1575 altında 4 saat kapatırsa o zaman tekrardan 1450'lere kadar bir geri çekilme görebiliriz. Sadece o durumda. Ama bu olmadıkça da Yükselen dipler devam ettikçe arkadaşlar yön yukarı gibi duruyor. Şimdi bu düşüşle de son tepeyi retest ettik. Bakın daha önce bir tepe yapmışız burada. 4 saatlikte son tepemiz. Oranın kırılmasına yükselmiş. Şimdi retest etmiş. Yani arkadaşlar Ethereum buradan toparlarsa 2000 dolarlara kadar gider diye düşünüyorum. Yatırım tavsiyesi değildir. Diğer taraftan da 1575 altında 4 saat kapatırsa da o zaman kademeli düşüşler gelebilir. Ha bu ay piyasası değildir. Şu yükselişlerin düzeltmesi olur sadece. İlerleyen haftalarda da yükselişe kaldığı yerden devam eder diye düşünüyorum. Ethereum'de de durum bu şekilde. Şimdi arkadaşlar dominansa gelelim. Dominansta dün felaket bir düşüş yaşandı. Biliyorsun sürekli diyorum. Dominansta düşüş bekliyorum. Altcoin'lerde yükseliş bekliyorum. Ve arkadaşlar altcoin'ler dün fena yükseldi. Tabi e, sonsuza kadar yükselecek halleri yok. Veya dominansın sonsuza kadar düşeceği hali yok değil mi? Dalga dalga. Ve ne oldu? E, gece yarısı dominans dip yaptıktan sonra bir yükselişe geçti. Bakın. Şöyle 4 saatlikle göstereyim. Bu yükselişlerde de bazı altcoin'ler geri çekilmeye başladı. Hatta Ethereum'de satış yeri örnek vereyim. Yani buradan hemen rally'e geçiyor muyuz? Dominans'ta bence hayır. Şimdi ihtimallerden bahsedeceğim size. Bakın arkadaşlar günlükte ne diyorduk MA200 Bu beyaz, beyaz ortalama Orada kırıldı düşüş bekliyoruz Bir retest gelebilir daha sonra kaldığı yerden devam eder diye anlattık. Şimdi arkadaşlar retest yapabilir Retest yaparsa 63'lere kadar yükseliş devam eder dominansta Üzerine hani iğneler gelebilir vesaire Ama kapanış yapması hoş olmaz tabii ki Yani 63'lere giderse alt altcoin'lerde bazı alt altcoin'lerde geri çekilmeler olabilir. Mesela şöyle diyeyim. Hepsi demiyorum arkadaşlar birçoğu olumlu duruyor da hani bazılar var çok etkileniyor bu dominansın yükselişlerinden. <laughs> Onlarda geri çekilmeleri görebiliriz. Bu ilk senaryo diğerine geleyim. Bir de tren çizgilerimiz var biliyorsunuz. Bakın bu sarı ortalamamız var. E sarı ortalama diyorum. Sarı düşen tren çizgi bu günlük bazda arkadaşlar. Biraz fake'li. Şöyle haftalıktan bakınca yani görüyorsunuz güzel çalışan bir grafik. Yani bir ihtimal bu sarı çizgiye gider. O da 64. %64 seviyelerinde. Hani bu olursa da alt konlarda biraz geri çekilmeler görebiliriz. Ama arkadaşlar bu kısa vadeli. Yani bundan sonra alt konlar düşecek anlamı çıkmasın. Hatta bir gün bile yükselişe geçebilirler. Yani ne olacağını bilmiyoruz dominansta. Neticede ben dalga dalga düşeceğini söyledim daha önce dominansın. Hala o görüşüm değişmedi. Bir gün bu mor çizgiye düştüğünde ben alt gönderimi satarım diye de söyledim. Bakın yani düşüşlerde şuraya bakın örnek vereyim. Dip yapıyor yükseliyor. Dip yapıyor yükseliyor. Dip yapıyor yükseliyor. Bakın dalga dalga düşüyor. Yani burada da öyle gidecek. Yani direkt dümdüz böyle gitmez arkadaşlar. Dalga dalga gidecek. Yani dominansta kısa vadeli yükseliş olabilir ama Büyük resimde ben düşüş bekliyorum hala O yüzden e, panik yapmaya gerek yok diye düşünüyorum Sadece işte bitcoin ne yapacak Yükselişi devam ettirecek mi devam ettirirse Atıyorum altcoinlerde geri çekilme olsa bile ilerleyen zamanlarda tekrardan Altcoinler daha da sert yükselir diye düşünüyorum Şimdi arkadaşlar total Market cap'e de bakalım Şöyle <laughs> <laughs> Bakın arkadaşlar biz Total Market Cap'te tepe formasyonunu bozduk. Bakın Bitcoin'i düşünün. Hatta açayım onu da. Bakın aynı formasyon Market Cap grafiğinde görüyoruz. Bitcoin'de henüz kırılım olmadı. Total market cap'te oldu görüyorsunuz. Yani başarmışız arkadaşlar. Piyasa budur. Hani Bitcoin değildir arkadaşlar. Market cap bizim piyasamızdaki parayı temsil eder. Yani aslında piyasamızın grafiği budur öyle söyleyeyim. Hani burada tepe alçalan tepe, dip alçalan dip tepe formasyonu yapılmış ve üzerinde gün kapatmış rekor bir şekilde ondan sonra yoluna devam etmiş görüyorsunuz. Ya yani şöyle düşünün. Burası Bitcoin grafiği ve ne diyoruz? 40.700 üstüne gün kapatırsa 60.000 dolar hedefim var. Bakın. Şu turuncu çizgiyi 40.700 gibi düşünün. Ne olmuş? Üzerinde burada gün kapatıyor. Diğer gün retest ediyor, ondan sonra yükselişe geçiyor. Olay bu kadar basit arkadaşlar. İşte 40.700 üstüne gün kapatırsak Bitcoin'de yükseliş beklerim. Market cap aynı formasyonu yukarı kırmış, bunu başarmış. Şimdi arkadaşlar hani buna bakınca da sanki Bitcoin'a e kıracak gibi duruyor yukarı yönlü. Bir de altcoin market cap'e bakalım. Evet arkadaşlar altcoin market cap'te ne durumdayız bir bakalım. Altcoin'ler neden geri çekildi? Oraya bir değinelim isterseniz. Şaşırmayın arkadaşlar göstereceğim şeye. Daha önce bu beyaz çizgiyi baz almıştık biliyorsunuz. Ay kapanışından önce dedim ki size iyi hatır yani takip edenler bilir. Eğer biz ay kapanışını bu beyaz çizgi üzerinde yaparsak önümüzdeki ay alt konularda sert yükselişler görürüz. Aynen bunu söyledim biliyorsunuz. Ve ne oldu? Üzerinde ay kapattı ve yeni ayda yani son haftada arkadaşlar alt konularda çok sert yükselişler geldi. Yani bir grafiğin ne kadar güzel çalıştığını görüyorsunuz. Bitcoin grafiğine bakmadan, baz almadan Sadece dominans grafiği ve Total 2 yani altcoin market cap grafiğine bakaraktan Altcoin'lerde yükselişi Tespit edebiliyoruz Şimdi arkadaşlar son bir yer kaldı Bu grafikte son bir yer kaldı orayı da kırarsak Altcoin'lerde daha sert yükselişler gelecektir Şöyle iğne uçlarını açayım Bakın kapanış bazında Eyvallah Yükselen tepe yaptık önemli olan bu arkadaşlar yani Bu iğne bir şekilde kırılır Bu önemli bizim için Çünkü İğneler pek önemli değil benim gözümle. Böyle kapanış bazında biz yükselen tepe yaptıysak iş biter. Ama iğneler de direnç görevi görebilir. Şimdi arkadaşlar bu iğneye bir gidelim. Oraya da bir çizik atayım. Şöyle turuncu çizgi. Hatta tam çizelim. Bu nedir? Bizim rekor iğnemiz. Yani nasıl diyeyim? 2017-18'de Altcoin rallisi varken hani bu Altcoin market cap en üst noktası burası arkadaşlar. 475 milyar dolar. Bakalım bir tam. Yani hemen hemen orası görüyorsun. 475 milyar dolar. Eğer biz oranın üzerine atarsak rekor kırmış olacağız Altcoin market cap'te. Aylık bazda zaten rekoru kırdık ama fiyat bazında da rekor kırarsak tadından yenmez. Şimdi günümüze gelelim. iğneleri açalım. Bakın arkadaşlar. Dün ne olmuş? <laughs> Bakın. O yüzden Ethereum'de bir geri çekilme oldu. Altcoin'lerde bir geri çekilme oldu. Yani all time high seviyesi test edilince genelde bir geri çekilme gelir. Normaldir. Yani önemli olan şimdi altcoin'lerin daha sert yükselmesi için şöyle 476 milyar diyelim. Birazcık üzerinden hesaplayalım oran üzerine atması lazım arkadaşlar. Yani rekor yapmamız lazım burada. Biliyorsunuz demin gösterdim. Total market cap'te o rekor geldikten sonra yükselişi gördünüz. Yani eninde sonunda ben bu turuncu çizginin kırılacağını düşünüyorum. Ve daha önce de hedefi verdim zaten arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Yani benim şöyle bir hedefim var. En azından yani 2 trilyon dolar minimum hedefim var. Şu an neredeyiz? 443 milyar dolar. 2 trilyon hedefim var. Buna ulaşmamız için ise Bitcoin'in de yukarı yönlü gitmesi lazım arkadaşlar. Hani şöyle dikkatli takip edeceğiz Bitcoin'i. 40700 üstüne gün kapatırsa hiçbir engel kalmıyor arkadaşlar. Altcoin market cap 2 trilyonlara kadar yükseliş trendine girer diye düşünüyorum. Yatırım tavsiyesi değildir. Bitcoin kıramazsa 40700'ü 40, 40 ne olur? Düşüşe geçer. Biz de mevcut parayla bir altcoin rallisi yaparız diye düşünüyorum en kötü. Hani mega rally olmasa da sağlam yükselişler görürüz. Ama arkadaşlar Bitcoin 40.700'ü kırarsa üzerinde gün kapatırsa hani bu grafikte en azından 2 trilyona giderse o zaman mega 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 bir altcoin rallisi görürüz. Hemen bugün yarın değil arkadaşlar. Orta vade olur o zaman. Şöyle iki senaryo var, var altcoin rallisi için. Birinci senaryo Bitcoin 40.700'ü kıramaz, üstüne gün kapatamaz ve ayı piyasasına girer. Girmeden önce de mevcut parayla bir altcoin rallisi yaşarız. Bu kısa zamanda olur arkadaşlar. Bir ay içinde olur bu dediğim. Diğer senaryo ise Bitcoin 40.700 üstüne gün kapatır. Birkaç ay yükselişine devam eder. O zaman da bu altcoin rallisi atıyorum 3-4 ay sonra olur. Hani dediğim ralli nedir? Sert yükselişler. Hani böyle 2017 Aralık ayındaki gibi düşünün. O tarz yükselişler o zaman birkaç ay ertelenmiş olur. 40.700 üstüne gün kapatamazsa bir ay içinde bence görürüz. Yani benim aklıma yatan ne? Bitcoin 40.700 üstüne kapatsın. Hani bu grafikte all time high yapsın. Ondan sonra 2 trilyon dolara gitsin. Yani mega mega altcoin rallisi gelsin. Yani benim aklıma yatan senaryo budur. Yani böyle çanak yapıp buradan hemen ayı piyasasına girmesi aklıma yatmıyor açıkçası. Şimdi toparlayalım. Bitcoin'a e bir daha gelelim. Her şey güzel, hoş, hayallerimizi kurduk vesaire. Şöyle çıplak grafikten göstereyim arkadaşlar. Yani tek takip etmemiz gereken yer 36.000 600 seviyeleri arkadaşlar. Şurada alçalan dip yapmazsak o zaman sorun yok. 36.600 altında 4 saat kapatmadıkça potansiyeli var arkadaşlar. Hani ister nakitte bekle, ister Bitcoin'da yarı yarıya beklemek mantıklı gibi geliyor bana tabii ki. 40.000 40 üstünde gün kapatırsa komple alınır. Düşüş gelirse de zarar edilmez. Kalan yüzde 50'le de yükseliş gelirse de kar etmeye devam ederiz. Tamamen kendi tercihimdir. O işe ben karışmıyorum. Ben size seviyeleri veriyorum. Ee, neler olabilir anlatıyorum gerisi de size kalmış arkadaşlar. Bugünlük anlatacaklarım bu kadar yani bu video için ilerleyen saatlerde alt videosunda tekrar görüşmek üzere arkadaşlar kendinize çok iyi bakın.